Dün de İçişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapmıştı. Biz de adli soruşturmanın başlatıldığını ifade etmiştik. Şu anda soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bu bombalı eylemi, canlı bomba eylemini gerçekleştiren iki terörist. Teröristlerden birisi bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist kahraman polisimiz tarafından bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmaları emniyet güçlerimizce ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklama yapılar. Tabii Kayseri Develi'den bir veteriner kardeşimizin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasp edilmesiyle başlayan bir terör eylemi söz konusu. Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor. Çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Tabii terörün hedefi milletimizin huzurunu bozmak, ülkemizin güvenliğini zedelemek. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız, terörün her çeşidiyle mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz hiçbir zaman eksilmeyecek, artarak devam edecek. Bizim hedefimiz ülkemizde terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen grupların arka planındaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek. Adli soruşturmada tüm yönleriyle geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Gelişmelerden İçişleri Bakanımız da bilgiler verir. Biz adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar soruşturmanın neticesinde yapılacaktır. Şimdi bu operasyonlar arkadaşlar tabii ki güvenlik güçlerimiz gerekli istihbarat çalışmalarının neticesinde bu operasyonları sürdürmeye devam edecek. Yani bu olaylar terör olaylarıyla bağlantı kurmak değil. Zaten terörle mücadele kesintisiz sürüyor. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen veriler neticesinde nerede bir terör yuvası varsa güvenlik güçlerimiz herhangi bir olayı beklemeden onların zaten tepesine indiğini hep beraber görüyoruz. Ve buradan kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize de teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Dün yaralanan kahraman polislerimize de acil şifalar diliyorum. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Tekrar ülkemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinden sonra sizlere bilgi vereceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.